Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler. Merhaba. Evet, merhaba sevgili Merdan Yanardağ. Değerli izleyiciler, bugün yine sevgili Merdan Yanardağ dağları aşarak gittiği yerde, dağların ötesinden bize seslenecek. Nasılsınız sevgili Yanardağ? Keyfiniz, sağlığınız yerinde mi? Hocam teşekkür ederim. Her şey yolunda. Biz memleketi dolaşıyoruz bir anlamda. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Bütün seyircilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Buyurun hocam, bugün açılışı siz yapıyorsunuz galiba. Sağ olun. Aslında bu hafta evet karıştı işler. Sizin yönetiminiz altında iki gündür ben yapıyorum. Siz öyle uygun buldunuz. Stüdyoda açılış yapıyorsunuz. Buyurun hocam. Şimdi değerli izleyiciler, çok önemli tabii bir döneme girdik. Çünkü bizim gördüğümüzü bu ekrandan sizlerle paylaştığımızı bizden çok daha önce ve çok daha şiddetle Erdoğan ve takımı görüyor. Yani kaybediyorlar, iktidarı kaybediyorlar. Gayet net, açık. Bugün bir kamuoyu araştırması daha yayınlandı. Benim için sürpriz değil. Diyor ki sadece diyor Cumhurbaşkanlığı seçimini değil, meclisteki çoğunluğu da Millet İttifakı kazanacak diyor sonuç. O belli zaten ama orada kritik bir nokta var, ona dikkat çekeyim. Yani asıl araştırmacılar ona baksınlar asıl. O biraz zor bulunacak bir şey çünkü hassas bir hesaplama lazım ve çok kolay da değil onun hesaplaması. Mecliste anayasayı değiştirecek 2/3 çoğunluğu alabilecek mi Millet İttifakı? Esas meclisteki mesele o. Yoksa uzun süre Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığındaki kararnamelerle rejimi yerine gene demokrasiye oturtmak gerekecek ki yani işte zor olur. Mesele o. Evet, şimdi onu söyledikten sonra esas tekrardan girişe dönelim. Bizim gördüklerimizi Recep Tayyip Erdoğan gördüğü için ve etrafındakiler gördüğü için beklenmedik adımlar atmaya başladılar. Bütün bunların esası oy peşinde olmaları. Hiç ayıp değil. Katiyen ayıp değil. Yani katiyen suçlamıyorum. İktidar olmak için oy lazım. Oy almak için de politikacılar kendilerine oy verecek seçmenleri ikna ederler. Gayet doğru bu. Yani iktidar için oy avcılığı yapmak, tırnak içinde söylüyorum, gayet beklenen ve doğal bir şey. Ayıp olan başka bir şey var ama. Yalan söylemek ayıp. Seçmeni aldatmak ayıp. Demagoji yapmak, yani bizim işte 18 dakikanın tanıtımında da sevgili Yanardağ söylüyor. Yani 28 milyar nerede diye sorulduğunda ezan susmayacak, bayrak inmeyecek demek ayıp. Demagoji yapmak bu. Demagoji halkın duygularını okşayarak aldatmak demek. Yani demagoji çok laf söylemek falan değil. Türkçe'de o yanlış kullanılıyor. Demagoji kimlikler üzerinden dinine, mezhebine, ırkına, milliyetine iltifat ederek, onu överek gözlerini boyamak, bağlamak. Ondan sonra ya açız dendiğinde ezan susmayacak, bayrak inmeyecek diye cevap vermek filan. Şimdi yani iktidarda kalabilmek için oy peşinde koşması gayet doğal. Ama doğru söylememesi çok sık görülen bir biçimde iç politikada ve dış politikada tavır değiştirmesi filan çok rahatsız edici tabii. Bütün bunların da temelinde daha başka bir şey var. Ne yazık ki ne iç politikada doğru yolu buluyor, ne dış politikada doğru yolu buluyor. Suriye'de yaptığı doğru. Yani Suriye'de yaptığı viraj gayet doğru. Mısır'la yaptığı viraj doğru. İsrail'le, yani Orta Doğu politikasındaki büyük viraj doğru. Ona hiç itirazım yok. Ama onu oralarda yanlış yaptığı için düzeltmiyor ki. Onu paraya ihtiyacı olduğu için yapıyor. Paranın geleceği yerde işte Batı'da pek umut kalmadı. Körfez ülkeleriyle Rusya. Ya yani beni çok üzen mesele bu.
Çünkü biliyor ki, iktidar da biliyor ki, siz de biliyorsunuz, ben de buradan habire söylüyorum. Yani öyle insan hakları falan gibi şeyler ancak insanın şahsına dokunduğu zaman önem kazanıyor. Ama açlık, kaynamayan tencere, herkesin cebinden eksilen para iktidarı götürüyor. Olay budur. Bu yüzden çok olağanüstü günler yaşıyoruz. Suriye'de birazdan geleceğim, fazla uzatmayayım, sevgili Yanardağ'a vereceğim hemen sözü. Suriye politikasında dün ne diyordu, bugün ne diyor? Efendim, Ukrayna dönüşünde neler söyledi? Kılıçdaroğlu'na ne yapıyor? Ve bu arada tabii felaket bir sonuç, mazot zammı. Çünkü onun arkasında tabii faiz indirimi var. Faizi indirince döviz fırladı. Döviz fırlayınca dövize bağlı olan benzin, mazot, arkadan doğalgaz gelecek, göreceksiniz, elektrik gelecek. Bile bile yapıyorlar. Yani bu, maalesef bunlar bir yandan yani demagoji yapılıyor ama bir yandan ne hikmetse habire bu faiz indirimi devam ediyor. Herhalde insanların o arada servetleri el değiştiriyor filan. Daha yani böyle çok olağanüstü konular var. Buyursunlar sayın sevgili Yanardağ, sizin oradan dağların arkasından o Davudi sesinizle bize nasıl bir gündem vereceksiniz? Ha, şeyi unutmayalım, pardon. Sosyalist İttifak haberleri geldi. Benim görebildiğim en azından 3 parti, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Sol Parti mensupları var. Yani örgütsel değil, kişisel imzalarla bir yarın açıklanacak bir ittifak haberi var. Bence aslında gündemin en önemli haberi o ama ya o kadar ters şeyler var ki insan onlara değinmeden bu haberi veremedi. Onu ben çok önemsiyorum. Bugün tekrar onun üstüne dururuz. Buyurunuz efendim. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Suriye ve Mısır'a ilişkin AKP iktidarının politika değişiklikleri çok yani doğru bir politika değişikliği, yani doğru çizgiye geliyorlar ama şimdi peki yani bu millete bu kötülüğü niye yaptınız diye bir soru sormak lazım. Niye yaptınız bu millete bu kötülüğü? Yani bir ağa ile marabata arasındaki bir hikaye vardır. Bir ata inme binme hikayesi. Şimdi siz kendi bakın Ukrayna'dan gelirken uçakta yandaş gazeteciler, ki onlar var sadece. Yani Allah kimseyi düşürmesin o uçağa. Yani o heyetin içine. O ileride çünkü birer şey olacak. Yani bir utanç belgesi olacak. Akreditasyon uyguluyorsunuz diye ortalığı velveleye verdiler. İktidardan önce işte yok genel kurmaydaki basın davetleri, basın toplantılarına çağrılmıyorsunuz. Akitler vesaire, o Yeni Şafak gazetesi, yandaş, o dönemdeki siyasal İslamcı gazeteler. Bugün kıklarını çıkartmıyorlar. Yani orada bir tane bağımsız medya mensubu yok ama Allah'tan yok. Yani çağırırsak diyeceğiz. O son derece açık ama siz çağrıyı yapın, en azından çağırıp gelmediler dersiniz. Şimdi onlar, o gazeteciler soruyorlar, böyle çanak sorular hazırlıyorlar. Yani kamuoyunu hazırlayacaklar ya işte Suriye ile işte ilişkiler ne olacak? Suriye'de Esad yenilmedi işte. Muhalefet yanlısı gazeteler televizyonlar Esad'ı yenemedi, şimdi anlaşmaya çalışıyor diyorlar. Ne diyorsunuz diye böyle acayip, tuhaf bir soru soruyorlar. O da cevap veriyor. Bizim Esad'ı yenmek gibi bir derdimiz yoktur. Hadi ya. Yani millete enayi yerine koymanın bir anlamı yok. Emevi Camii'nde namaz kılmaya giderken Esad'ın rejimi altında mı gidecektir? Nasıl öyle bir derdin yoktu? Bal gibi de orada yenilgiye uğradı. Ağır bir yenilgiye uğradı AKP dış politikası. Orada mezhepçi, siyasal İslamcı bir rejim kurmaya çalıştılar. Tıpkı Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Bahreyn'de olduğu gibi mezhepçi bir kabile devleti kurmaya kalktılar. Olmadı. Olmadı. Yani İslam'ın devam eden orta çağına Suriye'yi iade etmeye çalıştılar. Olmadı. Sorun bu. Bu ağır yenilgiye uğradıktan sonra o bataklıktan çıkmaya çalışıyorlar. Çünkü Rusya bir yandan sıkıştırıyor. İran bir yandan sıkıştırıyor. Diğer taraftan Amerikan işgali altında bir Suriye toprağı var. Orada bir İsrail yanlısı Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Yani nereden baksanız. Ya PYD iç savaştan önce Suriye'de bir dernek. Bir dernek ya. Bir dernek statüsünde ve Suriye Anayasası'nda zaten Kürtlere belli bir özellik tanınıyor.
Suriye çok ciddi, Esad yönetimi çok esaslı bir satranç hamlesi yaptı. Kürtleri silahlandırdı, geri çekildi ve bakın burada IŞİD ve diğer siyasal İslam bir saldırıyla karşılaşacağını anladı. Bir geriye çekilerek bir satranç hamlesi yaptı. Sonra iyi bir savaş stratejisiyle, çünkü sağlam bir temeli vardı. İnsanlar orada kendi yurtlarını savundular. Orta çağ artığı bir cihatçı katiller sürüsünün saldırısıyla karşı karşıya kaldılar ve bu sürüyü AKP iktidarı destekledi. Şimdi bu saldırı yenildiğe uğradıktan sonra ya bizim Esad'ı yenmek gibi bir derdimiz yoktu. Yenmek, yenilmek gibi bir derdimiz yoktu. Muhalefetle rejimi anlaştırmaya çalışıyoruz. Her zaman barışa hazır olmak lazım. Siyasette düşmanlık olmaz. Ya böyle diyorsunuz, siyasette düşmanlık olmaz ha. Peki bu düşmanlığı niye körüklediniz? Niye orada Alevi azınlık yönetimi var diye ırkçı, mezhepçi bir söylemi geliştirdiniz? Niye Türkiye'den, dünyanın birçok ülkesinden gelmiş ruh hastası cihatçı katilleri o ülkeye aktardınız? Niye onları silahlandırdınız, donattınız? Bu iddialar son derece açık bir şekilde ifade edildi. Olay şudur değerli seyirciler. Hocam siz de gayet biliyorsunuz. Orada açık bir yenilgi var. Bir fiyasko ve büyük bir siyasal iflas var. Ve buradan çıkmaya çalışıyorlar. Evet. Biliyor musunuz? Resmi rakam Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla açıkladığı sayı, doğru ifadeyle sayı, 4 milyon. Demek ki bizim tahminlerimizi aşan bir Suriyeli nüfus var burada. 6 milyon diyebilirsiniz buna. 1 milyon yakın Afgan ve diğer mültecileri de sayarsanız. Siz 8 milyon mülteciyi doldurdunuz. 100 milyar dolardan fazla kaynağı mülteci nüfusuna aktardınız. Ve Türkiye'de derin bir işsizlik, derin bir sosyal adaletsizlik, derin bir yoksulluk yarattınız. Şu anda İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde, büyük kentlerde, Bursa'da, Eskişehir'de, Adana'da, Mersin'de ya kira, ya bir yeniden bir ev kiralamak bile büyük bir dert. Kiralar 2'ye 3'e katlanmış. İnsanların ücretlerini bir ara, bakın Türkiye tarihinde hiç olmadık biçimde 6. ayda asgari ücreti güncellemek zorunda kaldınız. Ona rağmen yine asgari ücret erimeye başladı. Şimdi bütün bunlardan sonra Suriye ile barış imkanından söz ediyorsunuz. Evet, gelinen nokta olumlu ama peki 2 milyona yakın insan niye öldü o Suriye'de? Bakın, Suriye İç Savaşı'nın en büyük sorumlularından biri AKP'nin mezhepçi politikasıdır. Eğer AKP emperyalistlerin, Amerika'nın ve Batı'nın bu siyasetine destek vermemiş olsaydı bu savaş başlamazdı. Bundan emin olabilirsiniz. Bu savaş başlamazdı. Durduğu yerde Suriye'nin iç işlerine müdahale edip orada bir nüfuz alanı oluşturmaya çalışacaksınız. Bu ülkenin evlatları kendilerine ait olmayan bir savaşta hayatlarını kaybetmeye devam edecek. Siz terörle mücadele palavrasını atacaksınız. Terörle mücadele etmek için oraya gitmişler. Bunu söyleyeceksiniz. Oysa APO'yu çıkartmış, işte kendi ülkesinde belli bir istikrar sağlamış Türkiye. Bakın, Suriye sınırlarından geçerek Türkiye'de eylem yapan kimse yoktu. Irak'tan vardı. Irak'tan vardı. Çünkü Saddam devrildikten sonra Irak'ta bir yönetim boşluğu oluştu ve bu boşluğu büyük ölçüde oradaki örgütler değerlendirdi. Oradaki Kürt siyasal örgütü, terör örgütleri vesaire değerlendirdi. Şimdi diğer taraftan Mısır'la da anlaşacakmışız değil mi? Niye bu can bu bedendeyken bir daha onlarla bizim anlaşmamız mümkün değil dediniz? Mısır kadim ve büyük bir uygarlık. Çok derin bir kültüre ve bir tarihe sahip. Ve orada sizin kışkırtmanızla, AKP'nin kışkırtmasıyla Mursi seçimlere gitmedi. Bakın, Mısır Anayasası'na göre seçmenlerin 1/3'ünün imza toplaması halinde seçime gitmesi gerekirken hayır, seçime gitme, Genelkurmay Başkanı'na artık yönetimi ilan et diyenler AKP'liler, bunu herkes biliyor Orta Doğu'da. Bizim Orta Doğu'da çok ciddi haber kaynaklarımız var. Orta Doğu'yu yakından izlemeye çalışıyoruz. Üstü Mahalli gibi dostlarımız var. Ömer Ödemiş var. Musa Özuğurlu var. O bölgelerde doğrudan o ülkelerde yaşayan kaynaklarımız var. Orta Doğu'yu en yakından izleyen medya kuruluşlarından biri Tele1'dir. Dünyanın hiçbir ülkesi Mısır'daki gelişmeyi darbe diye nitelemezken tek darbe diye nitelendiren Erdoğan oldu. Bugün çark etmeye başladı. Efendim neymiş? Şu anda alt düzeyde görüşmeler olacakmış. Alt düzeyde görüşme neymiş hocam, biliyor musunuz? Bakanlar düzeyindeki görüşmeyi alt düzey diyor.
Öyle AKP genel başkanı. Bakanlar tabii, layık oldukları için gelmiyorlar ki, oraya getiriliyorlar. Öyle dedi ya. Tabii. Bakanları memur olarak görüyor. Bakın, bunun alt düzeyi olmaz. Bakın, diplomatide alt düzey kavramı, hiyerarşide, makamda, siyasi sorumluluk mevkiinde olmayanlar demek. Evet. Neyi öğrenmiş olduk? Biz bakanlar alt düzey yöneticiler. Evet. Hiç kimse afra tafra yapmasın. Hiçbir bakan. Başta Sayın Süleyman Soylu olmak üzere hiç afra tafra yapmaya, efelenmeye gerek yok. Alayınız alt düzey yöneticisiniz. Bir tane üst düzey yönetici var, altı boş. Ondan sonra ortası boş yani. Ortada bir şey yok. Bir de alt düzey yöneticiler var. Bu alt düzey yöneticiler bakanlardan başlıyor. Ben öyle anladım. Evet, öyle bu herhalde. Bu bir dil suçması mıdır? Bir dil suçması mıdır? Zannetmiyorum. Yok yok, hayır. Dil suçması olduğunu. Hayır. Ama alt düzey görüşmeler bakanlardan yapılır dedi. Biz nasıl, neyi öğrendik? Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ya da Dışişleri Bakanlıkları arasında bir görüşme yapıldığını anladık. Mısır'la da yakın yapacaklar. Çünkü Doğu Akdeniz'deki şeylerini, haklarını kaybetmek üzere Türkiye. Doğu Akdeniz'deki haklarını kaybedecek. Bu büyük bir dış politika yenilgisidir. Evet. Türkiye zaten var olan Orta Doğu'da ve İslam dünyasında Doğu'da var olan etkisini, nüfuzunu, prestijini, önderlik yapma kapasitesini AKP iktidarı nedeniyle yitirdi. AKP Türkiye'yi kıytırık bir Orta Doğu emirliğine çeviriyor şu anda. Yani oraya da geleceğiz yani, şu kur korumalı mevzuat, faiz indirimi vesaire. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çok net bir şey söyledi. Şimdi Merkez Bankası neymiş? Recep Tayyip ne dedi? Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen emir nedeniyle indir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Aslında yaptığımız iş yanlış. Yani iktisat, evet, bilimine, evet, uygun değil. Ama Recep Tayyip Erdoğan emir verdiği için düşürdük dedi faizleri, değil mi? Evet. Evet. Çok önemli bir şey söyledi Kılıçdaroğlu. Çok doğru bir şey söyledi. Bu daha vahim bir hatadır. Bundan kurtulamayacaksınız dedi. Siz bağımsız kurulsunuz. Bağımsız bir kuruluşsunuz. Emir verildi. Biz emri uyguladık diye sıyıramayacaksınız. Siz dedi suç işliyorsunuz. Son derece doğru. Suç işliyorlar ve bunun hesabını verecekler. Ben AKP'nin fiilen iktidarı kaybetmeye başladığını, inisiyatifin muhalefete geçtiğini değerlendiriyorum. Kılıçdaroğlu'nun son iki gündür yaptığı iki çıkışta bunu gösteriyor. Hem Yüksek Seçim Kurulu konusunda, hem Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi konusunda. Evet. Ve faiz indiriminin nasıl büyük bir sahtekarlık olduğunu biz anlamış olduk. Merkez Bankası'ndan kredi alan bankaların faizi düşürüldü. Vatandaşın aldığı kredinin, firmaların aldığı, yatırımcıların aldığı, sanayicilerin aldığı kredinin faizi falan düşürülmedi. Buyurun evet, hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, önce şu dış politikadaki viraja bir bakalım. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde Mehmet Ali Güller. Mehmet Ali Güller bu ekranda da sizlerin, burayı seyredenlerin. Tele bir yorumcusu. Evet, çok iyi tanıdığı bir genç arkadaşımız. 70'li yıllarda doğmuş fakat konularına son derece hakim olan, geçmişi iyi bilen. Zaten yani gençler arasında eğer birisi ekranda veya gazetede yükselmek istiyorsa muhakkak yakın tarihi, muhakkak yakın tarihi iyi öğrenmeli. Çünkü yakın tarih pek çok dersle ve pek çok olayla dolu. Onları iyi bildiği takdirde bugünkü yanlışlara karşı çıkabilir veya bugünkü olayları irdeleyebilir. Bunlardan birisi Mehmet Ali Güller'dir. Kendisini buradan kutluyorum, alnından öpüyorum. Çok beğendiğim bir delikanlı. Benim kızlarımla falan aynı yaşta bir çocuk. Bugünkü yazısında çok net tarih de veriyor. Ben o kadar uzatmayacağım. Ama ne dediği belli şeyin, Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bakın aynen şöyle demiş. Bilhassa yazdım ki bir şey olmasın diye, bir yanlışlık olmasın diye. 2016, yani bundan 6 yıl önce. Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için oraya girdik diyor. Zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için oraya, Suriye'ye girdik diyor. Gayet net, açık. Şimdi tabii Tele1 eski konuşmaları falan da veriyor. Bunu da belki verdi, belki verecek. Çok güzel şeyler yapıyor.
tarihi hatırlatıyor. Böyle bir viraj. Şimdi bunun nesine inanacaksınız? Ayrıca son derece tehlikeli sonuçlar çıktı. Şimdi bugün gene Tele1 ekranına atıf yapacağım, gönderme yapacağım. Ben bir yandan evde çalışıyorum, bir yandan da evde hep ekran Tele1 açık, oraya bakıyorum ne var ne yok diye. Levent Gök, Beşar Esad'la olan konuşmasını aktardı. Bunu ben 40 defa yazdım, burada 50 defa söyledim. Benden evvel, benden sonra, benle birlikte Merdan Bey 50 defa söyledi. Yahu Suriye'ye girerseniz Esad çekecek oradan ordusunu. Sınırınızda sizin terörist dediğiniz, PKK'nın uzantısı dediğiniz YPG, PYG filan örgütleri ve askerleri hakim olacak diye. Onun kaynağı Esad'ın kendisi. Yani bugün Levent Gök kendisini çok iyi tanımıyorum ama efendi bir çocuktur, kültürlüdür de bilir bu işleri. O anlattı yani gitmişler, Esad demiş ki ya her şeyi anlıyorum da sizin başbakanınızı o zaman başbakan pek anlamıyorum. Yani bizle uğraşırsa sınır güvenliğiniz kalmayacak, nasıl olacak bu iş filan demiş. Seyircilerimiz için hatırlatalım, Levent Gök Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekillerinden biridir. Evet, evet. Gittiği dönemde de konumu oydu. Evet. Buydu yani. Evet. Ciddi bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilidir, politikacıdır. Değerli bir arkadaştır, efendidir. Dediğim gibi bir ahbaplığım yok, karşılaşmışlığım bile yok ama uzaktan böyle ciddiyetini gördüğüm bir zat. Şimdi dolayısıyla Suriye politikasındaki tırnak içinde söylüyorum, kraldan çok kralcılık, Amerika'dan çok Amerikancılık, Amerikan başkanlarından daha hızlı Esad düşmanlığı filan Türkiye'ye çok kötülükler yaptı, çok kötü şeyler getirdi. Şimdi her şeyi bir yana bırakın değerli izleyiciler. Bu iktidar o kadar ülke çıkarlarının dışında kendi iktidarının, kendi koltuklarının korunmasına dönük yönelik kararlar alıyor ki bu ülkemizin nüfus yapısını değiştirecek, ülkemizin kültürünü değiştirecek, ülkemizin yapısını değiştirecek olayı kendi lehine manipüle etmek, yönlendirmek için bu insanlara hem kapıları açtı, hem bunlarla beraber çapulcu takımını, teröristleri, katilleri aldı, hem de onlara hizmet verdi. Hastanelerde onlara baktı, onların örgütlerine, yani adresler yayınlandı yahu. Yani İstanbul'da açtıkları, hem de Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle açtıkları ofislerin adresleri yayınlandı. Sonra kapattılar, gittiler filan şey olunca dışarıdan çok ağır baskı gelince. Şimdi dolayısıyla bu Suriye'deki yanlış politikanın sonucunu en ağır ödeyen Türkiye, en ağır şehitlerimizle ödüyoruz. Şehitlerimizle. Yani oturup bunun envanteri çıkacak, siz hiç merak etmeyin. Yani Suriye politikasındaki yanlışlardan dolayı şehit olan evlatlarımızın sayısı hepimizin yüreğinde bir acı. Özellikle ben o 20 yaşlarındaki ölümlere, hele şehitlere, ani ölümlere çok üzülüyorum ailemde de yaşadığım için. Yani onların hepsinin sayısı. En ağır bedel o. İkinci ağır bedel nüfusun yapısının değişmesi. Şimdi bir de çıkmışlar şu kadar yüz bilmem kaç kişiye bilmem vatandaşlık verildi. Bunun yüz bilmem kaç kişisi oy kullanacak filan. Ya böyle şey olabilir mi? Yani yaklaşan seçimler için nüfus ithalatı, seçmen ithalatı yapıyor. Dehşet verici bir şey. Yani kendi halkının desteğini kaybediyor. Dışarıdan onlara daha iyi bir hayat, işte daha iyi bir ülke, daha uygar. Çünkü yani hep konuşuyoruz, Türkiye gibi İslam aleminde bir yıldız yok. Türkiye gibi uygar her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen hala insanların öbür Suudi Arabistan'a, Malezya'daki dinle yönetilen bölümlere, orada çünkü biliyorsunuz federal devlet var, onlara göre
bir yıldız, bir uygarlık. Onları alıyor, vatandaşlık satıyor, arsa satıyor. O Kanal İstanbul diye garip bir projeyi pazarlıyor, paralarını alıyor. Ne olacak o paralar, o da bir ayrı mesele. Ondan sonra bir de ondan sonra seçmen hakkı, seçim hakkı veriyor. Olur mu böyle bir şey ya? Yani bu ikincisi, yani birincisi şehitlerimiz, ikincisi nüfusun ve seçmen yapısının değiştirilmesi. Üçüncüsü en arkadan gelen zararı mali, ekonomik. Yani 150 milyar falan deniyor. O, siz çıkın onu. Yani 100 milyar dediler, 150 deniyor. 200-300 milyar dolara yakın masraf var orada. Çünkü bir de işin şey tarafı var. Sadece ilticacılara, sığınmacılara yapılan masraflar değil. Bu savaş için harcanan paralar vesaireler var. Felaket bir şey. Felaket bir, çok daha fazla. Belki de 500 milyar dolar, trilyon filana gidebilir. Hepsi bakılır, hepsine çıkacak, hepsine çıkacağız. Onun için bu Suriye olayı felaket bir olaydır. Keşke onun doğruluğunun, yeni yaptığı virajın doğru ve gerçekçi bir politika olduğunu hakikaten içinde hissediyor olsalar da devam etseler. Şimdi Merdan Bey bunun üzerine Merkez Bankası'nın kararına da döndü. Onun için onu muhakkak tekrar vurgulamak zorundayız. Mazota zam. Hemen durun, bekleyin. Benzine gelecek, doğalgaza gelecek. Çünkü yapılan faiz indirimi dehşet bir biçimde derhal dövizi çıkarttığı için bütün enerji ithalatı artacak. Her şey zamlanacak. Şimdi orada bir ince nokta var, onu da belirteyim. O da nerede durduracak faizi? Şimdi bu zamanında çok konuşuldu, unutuldu. Güya İslam hukukunda %12 civarındaki bir faizin riba değil, yani aşırı faiz, tefecilik değil, normal işte verilen borcun karşılığı falan olduğuna ilişkin bir böyle fetva. kabul. Bir fetvanın var olduğu söyleniyor. Bir kabul, evet. Bir kabul. Ebu Sulut Efendi'nin bir fetvası. Bir kabul. Ben o fetva terimini kullanmak istemedim. O çok güçlü bir şey. Bir kabul diyelim. Çünkü o da tartışmalı. Şimdi biliyorsunuz bu olay şöyle. Kur'an-ı Kerim'de işte faize karşı çıkılıyor. Fakat deniyor ki o faiz değil, riba. Yani riba, yani aşırı faiz, tefecilik. Ondan sonra da borç verilen para geri alındığında yapılan hile-i şer'iye şu: bu parayla sen koyun, bir koyun sürüsü satın almış olsan, bu paranın vadesinde bir yıl, iki yıl, ne kadarsa vadesi, o dönem sonunda o koyunlar yavrulamış olsalar kuzularıyla beraber, kaç kuzu daha sen kazanmış olursun, iade edeceğin para da o kuzuların da parasının miktarı olsun diyorlar. Güya riba olmayan, yani tefeci faizi olmayan faizi İslam'a uydurup, dine uydurup oradan alıyor. Şimdi orada o %12'ye mi gidiyorlar? Yani bir önümüzdeki ay bir daha mı indirecek, bilemiyorum. Ama bu hepimizin cebinden çıkıyor. Ne araba kaldı, ne ev kaldı, ne mutfakta kaynayan tencere kaldı. Yani bir yandan Rusya'dan para bulacak, Körfez devletlerinden paralar aranıyor diyeyim, bir zarif bir terimle aranıyor diyeyim, asıl yaptıklarını söylemeyeyim. Öbür yandan hepimizin cebinden gene paraları alıyor ve gideceğini bile bile bunları hala din üzerinden acaba bu seçmeni aldatabilir miyim diye uygulamaya devam ediyor. Buyurun efendim. Teşekkür ederim hocam. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nun bugünkü çıkışından devam etmek istiyorum. Merkez Bankası'ndan başladık. Merkez Bankası çünkü yöneticileri Erdoğan'ın bir emir verdiğini, bu emri uyguladıklarını söylüyorlar. Yani iktisat bilimine göre yaptıklarının yanlış olduğunu, dolayısıyla bu halkın, bu ülkenin çıkarlarına aykırı olduğunu ama Erdoğan'ın emirlerini dinlemek zorunda olduklarını belirtiyorlar. Şimdi Merkez Bankası bağımsız bir banka. Şimdi bunun bağımsızlığını tartışabiliriz. Bağımsız olsun mu olmasın mı? Bu ayrı bir bahis. Ama şu anda bağımsız ve özerk hareket etmek durumunda
ve tek bir ölçüsü var. Bu ülkenin ve bu ulusun, bu halkın çıkarları. Belirleyecek Merkez Bankası'nın politikalarını belirleyecek temel ölçü budur. Çünkü Merkez Bankası bu millet adına, bu ulus adına bu ülkenin birikimini değerlendiren bir kuruluştur. Ülkenin hazinesini tutar, onun parasını yönetir ve bu ülkenin çıkarlarını korur. Eğer bir kişinin, bu kişi bir partili cumhurbaşkanı bile olsa, onun emirleri halkın çıkarlarına, ülkenin çıkarlarına aykırıysa onu uygulamamak durumundadırlar. Ona itiraz etmek durumundadırlar. İstifa etmek gibi önlerinde bir müessese var ayrıca. En azından eğer bir baskı, bir siyasal baskıyla karşı karşıya iseler, pekala istifa yolunu da seçebilirlerdi. Şimdi bugün Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri bu bakımdan önemli. Siz eğer bağımsız kurulsanız, biz emri uyguladık diye buradan sıyıramazsınız, hesap vereceksiniz diyor. Bence hesap verecekler. Birçok memur, birçok üst düzey yönetici, bu emniyet müdürü olabilir, bu Merkez Bankası yönetimi olabilir, bu bir kamu iktisadi kuruluşunun başındaki bir kişi olabilir, bu Tapu Katastro genel müdürü olabilir, hiç fark etmez. Bu bilmem hangi ilin valisi olabilir, hangi ilçenin, herhangi bir ilçenin kaymakamı olabilir. Bir birimin emniyet müdürü veyahut emniyet amiri olabilir. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Halkın, bu halkın çıkarlarına, bu ülkenin çıkarlarına aykırı bir anayasasına, yasalarına, hukukuna aykırı ve bir partinin seçim hesaplarına veyahut ideolojik ön yargılarına hizmet etmek için bir karar alıyor, uyguluyor veyahut bir emir alıyor. Bu emrin yasalara ve hukuka aykırı olduğunu bile bile bunu hayata geçiriyorlar, geçiriyor iseler bunun hesabını verecekler. Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey bu. İşte bu iktidar kudretidir. İşte bu iktidar kudretidir. Kılıçdaroğlu bir çağrı yapıyor bütün kamu görevlilerine. Milletin emrine girin, ulusun emrine girin. Bir şahsın, bir kişinin, bir hanedanın, bir partinin değil, milletin emrine girin. Milletin emrine girmek ne demektir? Yasalara, anayasaya ve hukuka uygun davranmak. Başka bir şey değil. Tabii. Demokrasiye, demokratik ilkelere uygun davranmak. Evet. Başka bir şey değil. Evet. Yani burada yaptığı şey Kılıçdaroğlu'nun bir itaatsizlik çağrısı değil. Bir kalkışma çağrısı. Tabii. Hiç değil. Tam tersi. Yasaların, tam tersi. Hukukun tam tersi. Tam tersi. Yasalara, hukuka uygun davranmak. Tabii. Çünkü yasa dışı işler yapılıyor. Hukuka aykırı, anayasaya aykırı ki bu anayasa bir uçurma anayasadır. Ona aykırı işler yapılıyor. Bu bakımdan önemlidir. Bu çağrı önemlidir. Şimdi bakın Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu bedel ödetmesi diyor. Kime bedel ödetecekmiş? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na. Yani Türkiye'nin şu anda birinci partisine. Yani bütün kamuoyu araştırmalarında ilk sırada çıkan ve Türkiye'nin en güçlü cumhurbaşkanı adayı ve muhtemelen de Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanına Yüksek Seçim Kurulu bedel ödetecekmiş. Sıkıysa ödetsinler. Sıkıysa ödetsinler. O Yüksek Seçim Kurulu referandumda 1,5 milyon geçersiz oyu yasaya rağmen yasaları çiğneyerek, yasanın açık hükmünü çiğneyerek geçerli saydı. Kendisini içtihat oluşturacak bir yüksek mahkeme yerine koyarak çekildi. Değildir onu belirtelim. Bir mahkeme hüviyeti vardır. Yargıçlardan oluşur. Yargıçlar bir yüksek mahkeme hüviyeti vardır. Ama içtihat oluşturacak, anayasanın ve yasaların üzerine çıkacak bir karar alamaz. Yasama organının üzerine çıkacak bir karar alamaz. Meclisin üzerine çıkacak bir karar alamaz. Yanlış hatırlamıyorsam seçim kanununun 67. maddesi üzerinde mühür olmayan zarftan çıkan oylar geçersizdir diyor. Değerli seyirciler, üzerinde mühür olan zarflar şu demek. O oyun hangi ilde, hangi ilçede, hangi sandıkta atıldığını belirler o. Ve o mühürler tektir, birleşi yoktur. O sandıktadır sadece. Şunu yaptılar, içeride çuvallara doldurdular. Evet mühürlerini basıp 1,5 milyon oya, evet mühürlerini basıp ellerinde mühür olmadığı için zarflara koydular. O zarfları getirdiler ve geçerli saydılar. Referandum böyle alındı. Ortada hukuk ve yasa dışı bir iktidar, bir yönetim, bir rejim var. Ve üstelik de bunun farkıyla Türkiye'nin en az oyla kabul edilmiş, eğer bunu geçerli bile saysak, bir anayasasıyla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar.
%51 oyla kabul edilmiş bu ülke tarihinde hiçbir anayasa yok. Hiç beğenmedikleri 61 anayasası bile %61 oyla kabul edildi. %61 oyla kabul edildi. Yani darbe anayasalar daha yüksek oylarla kabul edildi. Şey biliyor musunuz? Dolayısıyla uçakta sorulan sorulardan biri de bu. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde olmayan bilgiler bile bizde var dediği için Kılıçdaroğlu'na bedel ödetmesi lazımmış. Bunu soruyorlar. Evet, Yüksek Seçim Kurulu'nun bir bedel ödetmesi lazım. Ne yapacaksınız? Kılıçdaroğlu'nun seçime girmesini mi yasaklayacaksınız? Artık AKP'nin bürokrasiyi, bu ülkeyi yönetme kudreti ve iradesi kalmamıştır. Tehditle, şantajla, zor kullanarak, şiddet kullanabileceğini ima ederek ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Olay bu. Evet. Kılıçdaroğlu çok iyi bir cevap verdi. Sıkıysa yapın dedi. Evet, sıkıysa yapın. Sıkıysa yapın. Kime bedel ödetiyorsunuz siz ya? Nasıl bir bedel ödeteceksiniz? Yani Yüksek Seçim Kurulu ne yapacak? Seçime girmesini mi yasaklayacak? Ve partinin sözcüleri açıkladılar. Yüksek Seçim Kurulu verilerini aldık. Bunları analiz ettik. İl ve ilçe başkanlarımıza sorduk. Onlar seçmen küçükleriyle, ilçelerindeki seçmenlerle bunları karşılaştırdılar. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bize verdiği, bize sunduğu verileri zenginleştirdik. Sözünü ettiğimiz budur dediler. Yani devletin gizli bir takım şeylerini, belgelerini alıp kullanmak diye bir şey yok. Seçim ya seçmen. Seçmen sayısını ve seçmen küçüklerini ilan etmek durumundasınız. Askıya çıkarmak diye bir kavram var. Orada adım var mı yok mu bunu bileceğim. Niye korktunuz aynı binadaki ve aynı sokaktaki seçmenleri aynı sandıkta göstermekten? Çünkü bileceğim ben aynı apartmanda kim seçmen yazılmış, kim yazılmamış. Aynı sokakta, o sokakta oturmayan kimler seçmen yazılmış. Bunu bile kaldırdınız. Ortada tam bir siyasi sahtekarlık, tam bir üçkağıtçılık var. Tablo bu. Oradan kalkacaksınız siz. Bir de muhalefeti ve muhalefet liderlerini tehdit edeceksiniz. Bizim gibi medya kuruluşlarını da hem yandaş medya hem de yani şu an bulunduğu yeri bile fark etmeyen, bulunduğu yerin bile bilincinde olmayan bir takım mevcut siyasetçiler üzerinden tehdit etmeye kalkacaksınız. Evet. Yok öyle bir şey. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu verdiği cevap doğru. Sakin bir şekilde Türkiye'yi demokratik bir seçime götürmek lazım. Bu anlamda sosyalist güç birliğinin önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Şimdi muhalefet alanında 3 tane önemli ortak var. 1. Millet İttifakı ve Altılı Masa. 2. HDP'nin çevresindeki Demokratik İttifakı. Orada da bazı sol partiler var. 3. Türkiye'de ana akım sosyalist partilerin ve grupların yer aldığı esas olarak sol parti TKP ve Türkiye Komünist Hareketi'nin yer aldığı Türkiye Komünist Hareketi de TKP'den ayrılan sosyalistlerin kurduğu bir partidir. Bir ittifak. Bu ittifakın daha da büyüyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü orada aynı zamanda bu partilerin de dışında bir takım aydınlar, akademisyenler, bir grup akademisyenler, sosyalist gazeteciler ve işte yazarlar, edebiyatçılar var, sendikacılar var, toplum önderleri var. Hani kanaat önderi deniyor ya. Bunun da önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Bu sosyalist ittifakın ya da sosyalist güç birliğinin bir diğer önemli özelliği de şu. AKP zorbalığına ve Türkiye'yi bir dinci, faşizan diktatörlüğe, bir totaliter rejime taşıma girişimine karşı Türkiye'nin en geniş demokratik güçleriyle ittifak halinde ortak hareket etme iradesiyle yola çıkan bir oluşum. Bunun da ben de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla geniş yani muhalefet alanında hem sosyalist kanatta hem ilerici demokratik kanatta hem de merkez sağ ve merkez solu birleştiren Millet İttifakı gibi aslında ana öbekte bir toparlanma gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla ben hiç kimsenin umudunu kesmemesi, hiç karamsarlığa kapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin önü aydınlıktır. Türkiye bu karanlıktan çıkacak. Demokratik ve adil bir seçime bu Türkiye'yi taşıyacak. Ve yine demokratik bir biçimde Türkiye bu zorbalıktan, bu ortaçağ saldırısından, bu gericilikten, bu talandan, bu yağmadan kurtulacak diye düşünüyorum hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bu Ukrayna dönüşü çok önemli tabii. Çünkü
biliyorsunuz İngilizcesi embedded diyorlar, iliştirilmiş demek. Orada işte oraya eklemlenmiş aslında. Takılmış, tam karşılığı takılmış. Eklemlenmiş. Eklemlenmiş bence. Eklemlenmiş en iyi. Onu en iyi ifade eden kelime. Yok hocam, o yumuşatıyor. Kakılmış bunlar. Kakılmış gazeteciler. Neyse işte embedded denen gazetecilerle şey yapıyor. Önceden cevapları hazırlanmış, soruları sorduruyor. Ve orada yapılan konuşmalar fevkalade önemli. Bu ellerindeki bilgiler işte YSK'da bile yokmuş filan hikayesine verdiği cevap, sorusuna verdiği cevap, hazırlanmış bir cevap. Aynen şöyle diyor ki, aynen YSK diyor, bu bedelini diyor ödetmeli diyor. YSK bedelini ödetmeli. Gördüğünüz gibi hepsi notlu, yazılı. Bedelini ödetmeli derken Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedefleyerek söylüyor. Evet. Bu adama diyor, Kılıçdaroğlu'na bedelini ödetmeli diyor. Kılıçdaroğlu'na bedelini ödetmeli. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun buna verdiği cevap çok bence manidar ve günümüzdeki yargının sorununu veya günümüzdeki rejimin sorununu ifade eden bir cevap. Ben çok beğendim. Tabii yaşadığı için Kılıçdaroğlu bu olayları yaşadığı için hazır cevaplığı da gelişti. İktidara yaklaştıkça gayet şeyi eskilerin deyimiyle natıka derler. Konuşma gücü, konuşma kabiliyeti de çok gelişti. Ne diyor? Bizim aramızdaki davalardaki hakimleri diyor, bunun için ne değiştirdin diyor. Hakimleri diyor. Hakimleri. Evet. Bunun için mi değiştirdin diyor. O kadar önemli bir cevap ki şu. Şimdi değerli izleyiciler, bunların hepsi tek tek kayda geçiyor. Ben de yazıyorum. Yani ben de karınca kararınca, yani ben hukukçu değilim, hukuk öğrencisi değilim ben. Toplum bilimi öğrencisiyim. Ama toplum bilim açısından baktığımda gördüğüm haksızlıkları, hukuksuzlukları belli davalarda savcıların ve yargıçların değiştirilerek iktidarın hoşlanmadığı kararların kaldırılmasını ve iktidarın istediği yönde kararlar alınmasının sağlanmasının davaları filan hepsi kayıtlarda. Bu devlet bu. Yani bunların yok edilmesi mümkün değil. Ne kadar yasaklarsanız yasaklayın. İstediğiniz kadar Google'ı kendinizi koruma hakkını kullanarak yok edin, temizleyin. Bunların hepsi arşivlerde bulunacak. Ayrıca bilgisayarlarda var falan. Şimdi öyle davalar var ki iktidarın yandaşı olan bir örgüt çok ayıp suçlarla, çok ayıp şeylerle suçlanıyor, parasal suçlarla suçlanıyor. Bu suçlamaları yapan savcılar görevden alınıyor, naklediliyor. Yerine yenileri getirtiliyor. O davada o örgüt beraat ettiriliyor filan. Böyle vakalar var. Veya öyle siyasi davalar var ki suç yok, delil yok. Bırakın suçu, delil yok. Bunu gören, ya böyle şey olur mu diye bu takipsizlik kararı veren savcısı, yargıcı filan atılıyor. Yerine delilsiz, şeysiz, böyle zihin okuyan, sen bunu böyle demedin ama onu düşünüyordun, onun için hadi bakalım içeri filan diye. Böyle subliminal filan. Efendim öyle subliminalmiş ki, böyle birisi böyle buradan konuşunca oradan hiç olmayan bir darbe şeyi çıkıyormuş filan. Bunu da müttefiklerine yaptılar ha. Kendilerini bu iktidara gelirken %100 destekleyen yetmez ama evetçilere yaptılar bunu. Subliminal mesajlar verdiniz, siz darbecisiniz diye tıktılar hapse filan. Çok çirkin şeyler. Yani onlar hapse atıldı diye tabii kimsenin sevinecek hali yok. Ama böyle şeyler oluyor. Şimdi onu söylüyor. Onlar açısından çok dramatik. Evet, yani, çok trajik. Darbecilere trajik. Karşı mücadele ederken darbecilerin hizmetine girdiklerini fark etmemişler. Öyle. Bu öyledir. Liberal arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler. 40 defa söyledim. Bu demagog liderlerin veya maalesef yani tam aynı şey değil tabii ama bütün yasa dışı şiddet kullanan örgütlerin kaderidir. O örgütler bir gün kendilerini üreten, örgütleyen, parasal olarak destekleyen ve siyasal olarak destekleyenlerin elini ısırırlar.
Muhakkak. Yani bir devlet eğer böyle bir örgüt kuruyorsa o örgüt döner bir gün o devleti vurur. Demagog liderlerde iktidarları yükseldiği, iktidarları güçlendiği ölçüde kendilerini oraya taşıyan müttefiklerini sapır sapır dökerler, yerler. Bayağı yerler. Hatta işte yani bunun romanları var, şeyleri var. Sayın Başkan diye müthiş bir roman vardır filan bakın. Şimdi asıl benim üzerinde durmak istediğim nokta tabii bu yargı eliyle yok edilen bir Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki günlerde ne olacağı. Değerli izleyiciler, şimdi birinci adım hiç kuşkunuz olmasın bu iktidardan kurtulacak. Bu iktidardan kurtulmak birinci adım. İkinci adım bu iktidardan kurtulduktan sonra önce ekonomiyi düzeltmek, sonra da doğru dürüst bir demokrasi kurmak. Şimdi burada bu sosyalist güç birliğini ben de çok önemsiyorum. O da çok önemli çünkü hem tespitler var hem öneriler var. Fakat bugünlerde daha önce de burada dile getirmiştim sizi. Bu devrimin ve karşı devrimin 100 yılı diye bir şeye, kitabın ikinci cildine bakarken 1972, 12 Mart 1971 ve sonra 72 işte seçimler, 73 seçimleri, Ecevit filan ve 2002'ye, AKP'ye kadar bakarken şunu gördüm, bakın uyarıyorum. Millet İttifakı'nı uyarıyorum. Altılı Masa'yı uyarıyorum. Gördüğüm şey şu, aynen bugün olduğu gibi demokrasiye inanmayanların, ordunun desteğiyle, emperyalistlerin desteğiyle baskı yapan sağcıların yönetiminden bu halk bıkıyor. Bıkıyor ve sola sığınıyor. Örnek 73 seçimleri ve 74'te Ecevit'in başbakanlığı ve sonra Kıbrıs Harekatı. Ama eğer iktidarda becerikli olunmazsa, Ecevit'in yaptığı gibi üstelik başbakanlığı bırakıp giderse, ya öyle bir kötü bir şey yaptı ki başbakanlığı bırakıp gitti, yerine kabine kurulamadı, Sadi Irmak'a özel hükümet kurdurdular filan ve emperyalizmin de desteğiyle birbirinin izine kurşun sıkan liberal sağ, dinci sağ, milliyetçi sağ iktidara geldi. Dolayısıyla şimdi bu devam ediyor. Sonra 77'de aynı şey yaşandı, 91'de Erdal İnönü ile filan. Değerli izleyiciler, hepimiz Millet İttifakı'nı ve onun önündeki sorunları iyi görmeliyiz ve onları bu konuda da uyarmalıyız. Ben o açıdan bu sosyalist güç birliğini çok önemsiyorum bir uyarı olarak. Evet efendim, galiba süremiz doldu. Öyle demişlerdi yönetimden. Buyurun, son söz sizde. Evet, siz kapatın efendim. Evet hocam, ben bütün seyircilerimize, bizi izlediği için teşekkür ediyorum. Pazartesi günü stüdyoda olacağım. Anadolu turumu tamamlamış olacağım. Evet, Türkiye'nin ön aydınlık, Türkiye'nin ön açık. Türkiye'nin yolunu aydınlatacağız. Türkiye'nin yolunu aydınlatan kurumlardan biri de Tele1. Ve Tele1 bu misyonunu, bu tarihsel görevini yerine getirmeyi sürdürecek. Pazartesi görüşmek dileğiyle herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın değerli izleyiciler. Sevgili Yanardağ, özledik sizi de. Efendim, görüşmek üzere pazartesiye. Hoşçakalın.